Tamam, bana odaklan. Şimdi biliyorsun namaz kılarken, arazide namaz kılarken önümüzden kimse geçmesin diye sütre koyarız. Şöyle tabure gibi yüksek bir şey koyarız önümüze ki biz namaza başladığımızda bizim önümüzden parkta, bahçede, yolculukta kimse geçmesin diye. Bu sütreyle bizim aramızdan geçmek isteyenler için bir hadis-i şerif var. Dur. Ne istiyorsun? Elimi yıkayacağım bu sandı. Açık, kapat. Evde yıka. Ya. Bu sütreyle bizim aramızdan geçmek isteyen birileri olunca 40 yıl bekler bilirse ne kadar günah olduğunu. Buradan geçmez de 40 yıl burada bekler diyor Peygamber. Ne kadar günah olduğunu bilse. Sütreyle senin arandan geçmez. 40 yıl orada bekler bilseydi günahını. Bize diyor ki sen şimdi namaz kılarken diyor eğer diyor beni sütrenin önünden geçmeye çalışırsa sen diyor onu eline durdur. Bu Hanefilerde yok ama diğer mezheplerde var. Onu durdur, geçirme. Arabistan'da görmüşsündür. Umre'de televizyonlarda o şey durdururlar. Geçirmezler kendi önlerine. Daha biraz daha ileriden geçmesini sağlarlar. Şimdi benim sorum bu sütre neden bu kadar kıymetli? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz. Şimdi bunu tefekkür etmelisin. Bu sütre neden bu kadar kıymetli? Neden 40 yıl beklemesi gerekiyor? Bir insan burada bir neden bu kadar bekliyor? Neyi koruyor? Ne kadar kıymetli? Niye? Bunun sorumuz zaten bunu tefekkürünü açmak. İkinci sorumuz namaz kıldıktan sonra selam veriyoruz ya. Selamünaleyküm diyoruz. Niye selam veriyoruz? Normalde insan bir yerden geldiğinde selam verir veya yanındakine selam verir, bir şekilde geldiğinde selam verir. Niye selam veriyoruz? Sağımızdakine, solumuzdakine niye selam veririz? Söyle bakalım. Meleklere selam veriyoruz. Meleklere selam veriyoruz da yanımızda erkekler için olan kısımda yanımızdaki kişiye selam veriyoruz aslında. Neden selam veriyoruz? En son ne okumuştuk? Namazda otururken en son ne okuyoruz? Estahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bu ne demek biliyor musun? Kelime olarak. Ey Allah'ım sana salat, selam, azamet, kudret senin olsun. Allah-u Teala da cevap veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey Nebi asıl salat, selam senin üzerine olsun diye devam ediyor. Bu konuşma nerede geçiyor? Buket Hanım. Buyurun Yavuz Bey siz söyleyin. Bu konuşma Miraç'ta geçiyor. Allah'la Resulü'nün Miraç'taki konuşması. Şimdi biz Miraç'taki bir konuşma yaptıktan sonra sağımızdakine selam veriyoruz ya. Bu şu anlama gelir mi? Namaz müminin miracıdır. Miraç'tan geldiğimiz için selam veriyor olabilir miyiz? Evet. Şimdi bu sütre. Buraya da bunu göster. Sütremizi. Şimdi bu sütre neyi koruyor? Şimdi Miraç'tan bahsettik, selamdan bahsettik, tahiyyattan bahsettik. Sence şimdi bu sütre bizim neyimizi koruyor namazda? Büyük ihtimalle bizi Kabe'ye bağlıyor. Oradan Miraç'a çıkıyoruz. Allah her dünyanın layatları var biliyorsun, enerji merkezleri. Enerji merkezlerinden en önemlisi Kabe'dir. Orada enerjimizi topluyor. Neredeydin sabahleyin? Buralardayım abi. Yok ki. Buralardayım abi. Geç kaldım biraz evet. Oraya bırakacaktım. Olmuyor. Evet doğrudur. Buradan Miraç'tan gelen bir hadis-i şerif var. Allah bütün nuru Kabe'ye indirir. Allah bütün nuru Kabe'ye indirir. Oradan camilere dağılır. Camilerden evlere. Aynı şekilde bu sütre. Allah her vakit evlerden camilere, camilerden Kabe'ye bu enerjiyi topluyor. Tıpkı bir layout'u düşün. İnternet network düşün. Bir anda enerji şeyi bilgisayarı açtığını düşün. Bütün enerji bilgisayarı toplanıyor, gidiyor, geliyor ya. Bu bizimle
bu bağın arasında kimsenin girmemesini sağlayan, bizi motive eden önemli bir şey. Çünkü biz her namazda camiye gittiğimizde mesela ne diyoruz biz imam için? Diyoruz ki uyduk biz bu imama. Kendimiz direkt Kabe'ye bağlanmaya çalışmıyoruz. Biz hepimiz imama bağlanırız. İmam bağlanır. Biz imama bağlanırız. İmamın önünde sütür olması yetiyor camilerde. Onun için camiye gitmek 25 kat daha kıymetli. Daha güçlü bir bağlantıyla bağlandığın için, bir araya cem olduğun için, insan ilişkilerin arttığı için falan namaz kılıp camide kalmak çok daha değerli. Ve mesela Peygamberimiz şey diyor, camide diyor bir kişinin diyor o cemaatin içinden birinin namazı, imamın namazı kabul olsa Allah diğer hepsini kabul ediyor. Mesela imam dalgınsa, cemaatin içinde birisi varsa yine hepsini kabul ediyor. Dolayısıyla bizi camiye teşvik ediyor. Her adımda bir günahımızı siliyor, bir sevabımızı yükseltiyor. Camiye girdiğimizde melekler biliyorsun günahları içeri sokmuyorlar. Günahkar insanlar camiye girmiyorlar. Çıkarken soruyor melek. Ey Allah'ım biz bu adamın günahını geri verelim mi? Hani sevaplarını verelim. Allah-u Teala şey cevap veriyor. Yani benim evime gelen bir misafire benim günahı iade etmem, benim şanıma yakışmaz. Onları silin. Her camiye gidişimizde bize bunu sildiriyor. Böyle bir biliyorsun namaza başlamadan önce Allah'a ekber veririz biz. Her şeyi geri yatarız. Her şeyi, dünyayı, düşünceleri, her şeyi geri atıp yolculuğa başlamak. Bu sütre-i tefi yani Kabe'ye direkt düşünüp ona bağlanmak, oradan miraca çıkmak ve tekrar geri dönmekle alakalı bizi birbirimize Allah'a bağlayan mükemmel bir ibadettir aslında namaz. Bunun bedensel sembolü var. Bu da bir hadis-i şerifte geçiyor. Hepimiz bir bedende yaşayan hücreler olarak düşün hepimizi. Sen dünyada 6 milyar insanın hücresel olarak insanların birer hücre olduğunu bir bedende yaşadıklarını düşün. Bu hücreleri birbirine bağlayan bir network şey var. Yani nörolojik sinir uçları var biliyorsun. Bunların hepsi insanları nereye bağlıyor? Beyne. Kafaya. Namazın dindeki yeri nedir Peygamberimiz? Başın vücuttaki yeri gibi. Yani baş aslında namaz, aslında Kabe hepimizi birbirimize bağlayan bir nörolojik ağ gibi düşün. Zaten hepimiz ancak müminler niye kardeş? Çünkü aynı titreşimlerdeler. Aynı titreşimlerde oldukları için müminler kardeştir. Ve biz her namaz vakti bu müminler olarak bir araya gelip bu titreşim, bu enerji, bu bir şekilde Allah-u Teala'ya bağlanmayla alakalı bir icraatta bulunuyoruz. Bir tane ayet var Peygamberimizin öğretmiş. Selam verdikten sonra elini başına koyarmış Peygamberimiz. 3 kere istiğfar edermiş. Bir ayet var. Elhamdülillahi ezhebe annem hezen. Bir ayet var Fatır suresinde. Bu ayette şey diyoruz. Benden hüznü, kederi, derdi gideren Allah'a hamdolsun. Bu müminlerin cennete girerken okuduğu bir ayet. Demek ki namaza girince çıkarken bizden büyük bütün dertleri, hüzünleri gidirdiği için böyle bir dua ediyoruz. Böyle bir ayet okuyoruz. Peygamberimiz bunu öğretti. Çünkü zaten miraca gitmişiz. Cennetimiz olmuş. Namaz bizim için bir miraç olmuşsa eğer. Tabii bunu yapmak için önceden kanımızın temiz olması lazım. Yediğimizin, içtiğimizin, helalin. Doğru. Yediğimiz lokmanın helal olması lazım. Giydiğimiz kıyafete faiz bulaşmaması lazım. Ve kul hakkı yemememiz lazım ki biz böyle bir yolculuğa, temiz bir yolculuğa çıkabilmeliyiz. Tabii bunun için işte namazın harici farzlarını adesten taharet, necasetten taharet, elbise temizliği, iç temizliği, haseti. Bunlar için de hani çayı karıştırırız ya, karıştırırız da kaşığı çektiğimizde o su bir 10 dakika döner. Onun için namaza başlamadan bir 10-15 dakika önce kendimizi alıştırmalıyız ki yolculuk başlamadan önce şartlanmalıyız biz. Teşekkür ederim dinlediğin için. Biz teşekkür ederiz bu bilgilendirme için. Bitirelim.